Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fütuhât-ı Mekke 8. sefir 53. kısım. Fasıl içinde vasıl. Gümüşün zekatı. Bilginler güvenilir bir hadis nedeniyle onun 5 vak yani 40 dirhem olduğunda görüş birliğine varmıştır. Bu miktar 40 dirhemdir ki nisap miktarı budur. Zekatı ise ölçünün 1/4 olan 5 dirhemdir. Vasıl, batıni yorum. Her sınıfın ulaştığı bir kemali vardır. Madenler sınıfı altına ulaşmakla kemalini bulur. Bu mesele altının zekatından söz ederken gelecektir. Gümüş ise kemalin yarı derecesinde bulunur. Madene özgü kemal derecesini elde etme süresi 36.000 sene iken gümüşte bu süre 18.000 senedir. Bu süre kemal zamanının yarısıdır. Tüm madenler onu elde etmek için kemal derecesine ulaşmak ister. Bu yoldayken gayeye ulaşmasına engel olan bir takım hastalıklara maruz kalır. Gayeye ulaşan maden altın diye isimlendirilirken kendisine galip gelen bir hastalık nedeniyle bu dereceden aşağıda bulunan maden gümüş, kurşun, demir ve bakır gibi başka bir ad alır. Öyleyse altın bir anne babanın nikahla birleşmesinden ve uygun bir şekilde düzenlenmesinden oluşur. Bunun yanı sıra maddenin sıcaklığı her yana eşit ölçüde yayılmış olmalıdır. Anne ve babayı ise maddenin sıcaklığının otoritesi ortaya çıkmazdan önce kemale ulaşmak isteyen bu şeye etki edecek bir soğukluk ya da kuraklık ilişmemelidir. Salik bu konumda olduğu zaman gayeye ulaşır ve altının kendisini bulur. Sülük esnasında gereğinden fazla soğukluğa maruz kalıp hasta olan ve bu durumun gayesiyle arasına girdiği kişiye altın değil gümüş denilir. Gümüş altından 1 derece aşağıdadır ve yetkinlik 4 şeydedir. Böyle bir durumdaki salik 4 şeyin biri nedeniyle kemalden eksik kalmıştır. 4, kamil sayıların ilkidir ve bu nedenle 10 sayısını içermiştir. Gümüşte 10 sayısının çeyreği bulunur. Çünkü soğukluğun etkisiyle altından 1 derece eksik kalmıştır. Soğukluk ise tıpkı sıcaklık gibi etkin bir ilkedir. Yaşlık ve kuruluk edilgen ilkelerdir. Böylece yaşlık kendisinden meydana geldiği için soğukluğa uymuş, bu nedenle gümüş altının oluştuğu şeyin yarısından oluşmuştur. Edilgen etkine delalet eder ve özü gereği onu ister. Bu nedenle edilgen olanı zikretmek etkini de içermiş olacağı için meydana geldiği aslı zikretmeye gerek kalmamıştır. Allah şöyle der: yaş ve kuru. Halbuki burada sıcak ve soğuk dememiştir. Bu durum Kur'an'ın fasihliği ve mucizevi anlatımından kaynaklanır. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisini getiren peygamberin ki o Muhammed Aleyhisselam'dır, doğa bilimleriyle ilgilenip bu ölçüyü bilen biri olmadığının farkındaydı. Bu durum Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed tarafından sallallahu aleyhi ve sellem değil, hikmet sahibinin katından indirildiğini kesin olarak gösterir. Bunu söyleyen de her şeyi bilen Allah'tır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi düşüncesi, araştırması ve değerlendirmesiyle değil, sadece Allah'ın kendisine öğretmesi ve bildirmesiyle her şeyi bilmiştir. Peygamberliğin değerini ise Allah'ın kendisine bu gibi durumları gösterdiği kimse anlayabilir. Şeriatın bu sınıflara zekatı her sınıfta bilinen bir tarza göre farz kılmasındaki ilminin ne kadar sağlam olduğuna bakınız. Fasıl içinde vasıl. Altının nisabı. Altının nisabı hakkında görüş birliğine varılan şey Allah'ın izniyle zikredeceğimiz husustur. Bir grup 200 dirheme olduğu gibi 20 dinara da zekatın farz olduğunu söylemiştir. Bazı bilginler ise 40 dinara ulaşıncaya kadar altına zekat düşmeyeceğini ileri sürmüştür. 40 dinara ulaştığında da 1 dinar zekat düşer ki bu onun çeyreğidir. Çünkü 40'ın 1/10'i 4'tür. 4'ün çeyreği ise 1'dir. Bazı bilginler ise 200 dirheme ya da onun değerine ulaşmadan altında zekat bulunmadığını söylemiştir. Bu sayı ulaştığında ise ister 20 dinar ister bundan daha az ya da daha çok olsun çeyreği zekat olarak verilir. Bu durum 40'ın altında bulunduğunda böyledir. Öyleyse altındaki değerlendirme zikrettiğimiz gibidir. 40'a ulaştığında kullanım ya da değer olarak dirhemler değil kendisi dikkate alınır. Vasıl, batını yorum. Her 40 dinarda bir dinar zekat vardır ki bu miktar onun 40'ta 1'idir. Daha önce gümüşün altının ulaştığı yetkinliği ararken 4 doğadan biri olan soğukluk doğasının etkisine girdiğini söylemiştik. Bu ise altından kendisini itidalden yani dengeden çıkaran bir tek doğa ki soğukluktur bundan almıştır. Bu nedenle altının nisabı olan 40'ta 1 dinar zekat olarak alınır. Çünkü 4'ü 10'la çarptığında 40 çıkar. 4, 40'ın 10'da 1'i, 1 ise 4'ün çeyreğidir. Öyleyse 1, 40'ın 40'ta 1'idir. Bu bir, gümüşün alıp sayesinde kemal derecesini talep ederken gümüşe dönüştüğü şeydir. Bu ölçüde altından eksik kalmış, zekat nisabı da 1 dinar olmuştur. Bu 1 dinar kendisinden alınan şeyin 40'ta 1'i olmak bakımından 5 dirhemle birleşir. Çünkü 22 100'ün 10'da 1'i iken 20'nin çeyreği ise 5'tir. Böylece 200 dinarda 5 dirhem zekat verilir ki o da onun 10'da 1'inin çeyreğidir yani 40'ta 1'idir. Bazı bilginler ise altını gümüşe hamledip şöyle demişlerdir. 200 dirhemde olduğu gibi 20 dirhemde de 1 dinar zekat vardır. Ya da kullanım ve değer bakımından 200 dirhemi dikkate alabilir. Bu bilgin zekatı kıymeti ve kullanımı olan altında vacip görmüştür. Bu ise 40'ın altındaki şeylerle ilgilidir. Çünkü 40'tan az olan altında zekatı yasaklayan bir ifade aktarılmamıştır. Çünkü 5 evakın altında yani 200 dirhem sadaka yoktur denilmiş. Fakat 40'ın altında yoktur dememiştir. Bu nedenle altında görüş aylığı caizken gümüşte caiz değildir. Gümüş ve altının zekatının farz oluşu her bakımdan onun çeyreğinde bir araya gelmiştir. Burada 10 ve onun çeyreği 4 onu içermesi için dikkate alınmış ve bundan çarpılmış. Başka bir sayıyla çarpılmamıştır. Çünkü 4 kendisini ve aşağısındaki sayıları içerir ve toplamlarından 10 meydana gelir. Bu nedenle 10 sayısı için kamil sayıların ilki denilir. 4'teki 4 ile 3 7 eder. 4'teki 2'yi eklediğimizde 9, 1'i eklediğimizde ise 10 sayısı meydana gelir. 4'ü 10 sayısıyla çarpan kimse 4'ü içermiş olduğu unsurlarla kendisiyle çarpana benzer. Bu konuda onu yaratan ve var edene değil, kendisine baktığı için zekat farz olmuştur. Hak ise bakışını kendisinden almış ve aldığı bu şey zekat, başka bir ifadeyle iddiadan arınmışlık diye isimlendirmiştir. Böylece Rabbinin karşısında Rabbi için kalmış, farklı bir pay ortaya çıkmamıştır. Çünkü her şey ona aittir ve hiçbiri kendisinden değildir.